Merhabalar. Ben Ataşehir Haber'den Necmettin Yıldırım. Bugün çok önemli bir haber sunuyoruz. Yenişanlıca Mahallesi'ni ilgilendiren bir haber. Öyle bir haber ki, öyle bir bomba ki, bu bomba kimden üzerine düşecek bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz. Bu belgeler Ataşehir Tapu ve Ataşehir Belediyesi tarafından sümene altım edildi. Biz bunların araştırılmasını istiyoruz. Ataşehir AK Parti ilçe teşkilatını göreve çağırıyoruz. Bu evraklar sizlere ulaşmıştır. Mutlaka ulaşmıştır. Bu evraklarla alakalı şu anda İsmail Ünal Bey'in yanındayız. Efendim, tabii şu isminizi söyledik. Evet, İsmail Ünal. İsmail Bey, bu evraklara nasıl ulaştınız? Şimdi bu evraklar bizim kendi elimizde olan ana evraklarımız. Orijinalleri bizde. Şu an fotokopilerini çektirdim. Ve bunların da daha burada fotokopileri olmayan yüzlerce evrağımız var. Hepsi de orijinal yerinden alınmış evraklardır. Yani bunlar ta Üsküdar, Köktapı'ya kadar gidelim. Şu anki sözde Köktapı'dan bahsediliyor. Tabii şu anki belediye, Ataşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Köktapı değil aslında. O işin bir yönüne kaçıyor, Ümraniye'ye kadar gidiyor. Gerçek Köktapı dediğimiz yer Ümraniye değildir. Gerçek Köktapı yer Üsküdar Köktapı'dır. Bu mahallede de herkes de vardır. Yani örnek olarak şöyle ben bir kısmını göstereyim. 1972 yılı Üsküdar Köktapı'dır bu. Şu şekilde bakarsanız altlarında da vardır şöyle böyle. Şöyle bir çekelim isterseniz. Bakın burada evraklar şöyle. Var. Bunlar İsim fotokopi. İsim kayıtları vardır. 1972 yılındaki Köktapı kayıtları. Yani Ümraniye'nin sonradan çıkarttığı kayıtlar değil. Ümraniye'ye sonradan bir sürü mahalleden tapu kaydı işlenmiş. Ümraniye tapudan yapılmış bunlar. Yani o gün o dönemin belediye başkanı haberi var mıdır, yok mudur bunları bilemeyiz. Ama tapu dairesinden görevli bazı kişilerin yandaşları olduğunu düşündüğümüz kişiler bu mahallede benim tahminim duyduğum kadarıyla 390 kişiye tapu vermişler. Bunlar yerinde tapu olmayanlara. Olmayanlara 390 kişiye. 390 bunlar. Kişiye. Evet. Bu da ne olmuş oluyor? Bizim kendi yerlerimizi başkalarına peşkeş çektiler. Evet. Usulsüzlükle. Yani, usulsüzlük yani ciddi bir usulsüzlük. Rant elde etme. Çünkü burada trilyonlar hani Cabiri Taiz'e büyük söylüyor muyum bilmiyorum. Kat trilyon diyelim. Böyle bir paralar dönecek burada. Dönüyor da kimler döndü de. Efendim? İsim olarak biliyor musunuz? Bunlar kimler olduğu belli midir? Valla şu an yani alacaklı olan kişilere baktığımız zaman bu zaten her yerde de çıkar. Çoğu alacaklı gözükenlerin bir kısmı çoğu emlakçı gözüküyor. Evet. Şu an alacaklılar. Ha, bizden alacaklı kişi kim gözüküyor? Ergün Tekin diye. Başka bir yer evet. Ne bir şeylerdi. İsimler değişiyor ama belediyeden bunları alan kişiler galiba bir 15 kişi civarı. Hani tapular dağıtılmış ama belediyeden alıp da tapudan alıp da bunları dağıtan kişiler var diye o zaman usulsüz şekilde. Aynen. Yani çünkü neden? Benim 1972 yılında 224 metrekare yerim olduğu ta o zamanki kayıtlardan belli. Evet. Burada yazıyor. Cemil evet. Ünal. Evet. Babam Cemil evet. Ünal. Vekaleti her şeyi bende var zaten. 224 metrekare. Yani burada 919 bin hisse 2258 de metrekare gibi. Buradaki şeyi odur. Evet. 224 metrekare olduğu burada yazılı. Hisse yerinde değil metrekare yerinde yazılı. Bunun devlet dairelerinin hepsinden onaylı belgeleri bizde o dönemlere ait zaten var. Peki nasıl bu dönem bunların hiçbiri Ataşehir Belediyesi'nde veya Ataşehir Tapu'da yok muydu efendim? Yani bunlar aslında olması mu? Lazım da sözde bizim duyumlarımız. Benim Ataşehir'e gittiğim zaman belediyeye de tapuya da gittim. Birebir de görüştüm. Ümraniye Tapu Dairesi Üsküdar'daki kayıtların kaybolduğu yönünde yani ulaşılamadığı ya da işte o dönemde elle yapılıyordu. Bazı şeyler kayboldu. Yanlış yapmışlar. Ama şöyle gibi. Bir şey var. Türkiye'de en sağlam kaydı tutan tapu olduğunu biliyorum. Yanlış ben de öyle biliyorum. Tapudur. Ben de öyle biliyorum. Evet. Ama o yüzden bunun kaybolma gibi bir durum olamaz. O zamanki süreçteki kimlerse bunların cezalandırılması gerekiyor. Ben zaten bu işin peşini bırakmıyorum. Bırakmayacağım. Maddi, manevi bunca yıldır bizi kimler yıprattıysa bunun bedelini devletimizin yetkililerine söylüyorum. Yani ricada bulunuyorum. Bunun bedelini bize ödemelerini, ödettirmelerini istiyorum.
Ben evet. maddi ve manevi olarak tazminat istiyorum. Maddi yönü belki düşük kalacak ama manevi yönden bu işi yapan kişilerin bizlere ciddi şekilde tazminatını ödemelerini istiyorum. Çünkü bu iş öyle şeye alınacak değil. Yeni Çamlıca Mahallesi, Mimar Sinan Mevlana. Bu üç mahalleye de yapmışlar bunun aynısını. Üç mahalle. Yeni Çamlıca, Mimar Sinan Mevlana. Ve Mevlana'ya. Bunların üçü de aynı yerde geçerli. Peki buradaki asıl her türlü şeye bir şekilde mazeretleri bulunuyor. Yani tapu kayıtları yeniden çıkartıldı. Ümraniye yeni bir kayıtlar çıkarttı. İşte o zamanki çalışan tapu görevlileri işte atıyorum 10 dönüm yeri 10 kişiye böleceğine yanlışlıkla işte çizim hatası yapmış 10 dönüm yeri 20 kişiye ama aynı. Hani birer dönüm 10 dönüm yapacak 10 kişiye vereceğine birer dönüm 20 kişiye dağıtmış. Örnek veriyorum yani. Bu bir aslında yanlışlık değil. Oldu. Bu ne oldu? Şeyde de belli. Efsaneli ağılı 1, efsaneli ağılı 2 diye. Heh, şurada elimdeki kağıtta efsaneli ağılı 2 yazar. Evet. Burada efsaneli ağılı 2, efsaneli ağılı 1. Bakın burada 1 yazar. Burada efsaneli ağılı 1 diye. Bu nedir? Tapu kayıtları öncelikle efsaneli ağılı 1. Yani birinci de tapu kayıtları yapıldı. Herkese tapuları evet, dağıtıldı. Resmi tapu dağıtıldı. O dönemde neler döndü, ne yapıldıysa. Hangi dönem onu söylersin? 1972 yılı burada. Evet. 73 de gözüküyor burada. Evet, 328-73 evet, gözüküyor. Evet. Burada efsaneli ağılı 1. Burada efsaneli ağılı 2 yazıyor. Buradaki 72. Evet. Bu demek oluyor ki iki yazan önce yapılmış. Yani evet. Şu ana tapu kayıtları bu. Efsaneli ağılı iki yazan ana tapu kayıtları. Buralarda o dönemde ya da bu kayıtları tekrar oynattılarsa bilmiyorum ellerine. Efsaneli ağılı 2 diye 1 diye pardon. 1 diye tekrar kaydı 1973 yılında çıkartılıyor. Yani 1973 diye mi alttaki 73 yazıyor ama buradaki bizi yanıltmasın. Evet. 70 sıralamadaki diye. Tapu kayıt tarihi olabilir belki. Şurada isim yazıyor ya. Evet. O belki hani tapu kayıt tarihidir. Ama 72 yılında başlangıcı belli. 1972 diye. Evet. Efsaneli ağılı 1, efsaneli ağılı 2 diye. Burada 1 denilen yerde bizim yerimiz 1972 yılında 224 metrekare gözüküyor. Bunların bizim gibi buradaki listede olan ve bu listenin daha devamı da var. Efsaneli evet. ağılı. Ben sadece bizi ilgilendiren yerini almıştım. Bunlarla ilgili ne sorun yaşandıysa yaşandı. Sonra yanlış yapıldı veya bir şey yapıldı. Bir de iki diye tekrar yer dağıtımı yapılmış. Yani aynı yerler belki bir daha başkalarına satılmış. Hiçbir yer bedava da verilmiyor. Biz nasıl evraklar burada belli, parasını ödeyerek almışız. Bizim gibi başka alanlar da parasını ödemiştir. Burasını Üsküdar Belediyesi... Üsküdar Belediyesi'ne tapu. Ait. Evet, Üsküdar Tapu Müdürlüğü o zaman. Şimdi birazdaki diğer evraklarda tam neresi olduğunu tamam. gösteririm onları da. Üsküdar Tapu neresi, hangisi diye yazıyor onlar. Mesela evet. şurada bakayım. Evet, şurada mesela bir harita örneğini gösterelim. Şunu buraya koyalım isterseniz evet. yavaş yavaş. Tam gözüme çarpmışken bunun evet, üzerine. Bunu da gösterelim. İstanbul, kameraman, Üsküdar, bakar mısınız? Evet. Bulgurlu, efsaneli ağılı diye yazıyor burada. Metrekaremiz şurada. Bakın metrekare yeri 224 metrekare. Evet. Tamam. 1354 ada 110 parsel. Şu anki bizim olduğumuz yerle alakalı söylüyorum. Altında da neler yazıyor? Yerimizi çizimi. Yani şurası evet. bizim. Bu olduğumuz. Nereden verilmiş efendim? Bu size? Nereden? Harita örneği diyor bu. Üsküdar mı? Üsküdar. Ha, Üsküdar. Bulgurlu. Evet. Evet. Üsküdar'dan tapudan verilmiş. Bu. Üsküdar tapudan verilmiş. Evet. Harita örneği zaten. Resmi tapudan olarak Üsküdar şey. Tapudan çizilmiş efendim. Tabii çizilmiş. Ve kaşetesi atılmış. Her yani şey, resmi, her şey var. Evet. Çakırcı ne bir şey diye zaten bize satan kişiler bunlar da herhalde. Evet. Agup Çakıcı diye. Evet. O dönemde bu yerleri satmış bu. Evet. Şu an Agup Çakıcı bu yeri sattığı o zamanki dönemde 72 yılında belli. Şu anki kayıtlara bakın bu ipotek çıkarttıklarında hala Agup Çakıcı alacaklı bile gözükmüş. Bu ne demek ya? Kim Agup Çakıcı'ya ulaştı? Sana tekrar tapu çıkartalım. Sen mahalleden alacaklı ol. Sözde alacaklı ol. Ben bu işin artık bu şekilde o zaman şu Agup Çakıcı'yı bir şekilde birileri veya mirasçılarına bir şekilde ulaşılıyor. Beraber rant mı elde edelim istiyor. Yani ben şimdi Agup Çakıcı diye şu an alacaklı gördüğüm için söyledim. Agup evet. Çakıcı'nın ismini de duydum çünkü. Şu an alacaklı için evet. Agup Çakıcı ismi de geçiyormuş. Evet. Agup Çakıcı ta 1972 yılında.
Siz arsayı ondan alıyorsunuz, yine siz Agop Çakıcı'ya borçlusunuz. Şu an Agop Çakıcı'ya biz değiliz, çaprazlama yapmışlar burada. Bizi farklı kişiye, farklı kişiye Agop Çakıcı'ya, onu ona, mahallenin hepsini bir yere borçlandırma yapmışlar. Anladım. Ama burada ne vardır? Benim yerim ta 1972 yılında kanunların, tapu dairelerinin araştırmaları, ölçmeleriyle 224 metrekare olduğu belli. Şu an sonraki müstakil tapuda 180 metrekare, yolları düştüler. Tamam, kabulümüzdür dedik. Ama 180 metrekarenin de 173 metrekaresini başkasının adına, yani şu an Ergün Tekin'di, sonradan sonraya elden ele satıyorlarmış diye duyduk. Onu da göstereceğim. Tapudan ben onun yeri gelmişken şunu bırakayım. Evet. Hemen şuradan tam yeri geldi söyleyeyim. Tapu dairesine dilekçe vermiştim. Hepsi var buralarda da. Ne zaman verdiniz onu buna? Şimdi bunda tarih var mı? Bu dilekçelerin tarihini bulmam lazım. Mesela 2012 bu. Hele evet, bu dursun. Evet. Bu en büyük şeyim budur benim. Bunu sona ayırıyorum. Bunu şuraya kenara koyacağım. Ya evet. Bu en büyük olması gereken. Delil. En büyüğü. Bu 2012 yılında tapu müdürlüğü diyor. Başlatılan üzere. Yani ben şöyle diyeyim de bunların hepsini burada tabii ki okuyamam ama şuralarda evet, tapu kayıt belgelerini görülüyor. Ataşehir Belediyesi Tapu Müdürlüğü diye yazıyor. Yakından görürsünüz. Nedir bu dilekçenin şeyi nedir? Bu efendim? Dilekçeler bizim bu yerlerin bize ait olduğunu belli eden dilekçeler. Dönülen yanlış bir şeyler var. Buradan dönüm yapın diyoruz. Mülkiyet sorunu biliyorsunuz şu anda Yeniçamlı'da mülkiyet sorunu aynen, var. Aynen. Aslında mülkiyet sorunu olmadığıyla alakalı bir delil yani, midir? Özellikle mülkiyet sorunum olmadığını gösteren belgedir. Yani bu sizin ne oluyor? Olduğu gibi herkesin başkaları var da kapsıyor demek oluyor. Demek. Çünkü evet, bu bana yapılmışsa, benim tüm evraklarım olduğu halde bana yapılmışsa başkalarına haydi haydi yapılmıştır. Evet. Ha burada bunu nasıl yaptılar? Aslında bu evrakların bizde olduğunu yani kimse tahmin edemezdi. Akılların ucuna gelmezdi. Yani tabii evet, 1972 yılında mahallede çoğu kişinin... Şunu görüyorum. Yok, evet. 1972'de bakın gördüğünüz gibi 1972'deki arsanın fotoğrafı yaklaştırıyorum. Burada İsmail Bey'in binası, yollar boş, gördüğünüz gibi arsalar. 1972'deki arsanın durumunu gösteren bir fotoğraf. İsmail Bey, siz bunlara sonradan mı ulaştınız? Ben sonradan ulaştım. Yani bunu, ilk baştan biz sadece müstakil hisseli tapumuz vardı. Arşivleriniz vardı değil mi depoda? Yani babam hani eskilerin evet, şeyleri biliyorsunuz yani böyle önemli evraklarını tutmuş sandığın en altlarında bir yerde tutmuş. Hani biz hiç bilmezdik böyle bir şeylerin evet, sonradan şey olacağını. Biz ne biliriz? Örneğin şöyle bir tapu. Herkes evet, bunu bilir. Tapusunu muhafaza eder. Evet. Ama babam öyle yapmamış. Babam ne varsa o dönemde vergi dairesine ödediği, mesela şuralarda var. Bunlar hep fotokopi evet, diye. Bunlar nereye ödenmiş? Mesela vergi dairesi. Gerçi konudan konuya geçiyoruz. Kafa yok, karışır mı bilmiyorum ama. Mesela bunlar Ümraniye Belediyesi'ne geçtikten sonra Ümraniye Belediyesi'ne ödenen bina vergileri. Yani evet, binamız olmasa bina vergisini nereye ödüyoruz? Evet. Yazıyor. Evet. Bina vergisi diye geçiyor. Aynen. Geçiyor. Ve ayrıyetten bina vergisi harici Ümraniye Belediyesi'nden aldığımız inşaat ruhsatının bedelleri. Onu görebilir miyiz efendim? İnşaat o çok önemli. Aynen. Şunu buraya koyalım isterseniz. Karışmasın. Koyalım. Altında şeyler evet, var. Şunları da koyalım. Evet. Hani hızlı geçmek için. Çünkü çok İnşaat şey var. İnşaat ruhsatı beni çok ilgilendirir. Çünkü biliyorsunuz imar olmayan bir yere nasıl inşaat ruhsatı veriliyor? Bunu az önce zaten çizimle ilgili gösterdim. Evet. 224 efsaneli ağılı diye. Bu başka bir belge. Tekrar alınmış. Şöyle altlarına bakarsanız kaşe onay yerlerine. Evet. Altlarında her şey daha farklı gözüküyor. Bizim o dönemde yerimizi ölçtürerek, biçtirerek aldığımızın delilidir bu. Üsküdar'dan. Agop Çakıcı'dan. Biz gitmişiz Üsküdar Tapu'ya. Yerimizi ölçtürmüşüz. Burada yazıyor, gözüküyor. İsimler, imzalar, tarihler var. O dönemde her şeyimizi kanunlara uygun yerimize baktırmışız, o şekilde almışız. Evet. 224 metrekare yerin olduğu tapuca onaylanmış bize. Evet. Şu ölçülmüş, çizilmiş. Gibi. Şurası sizin, 1359 sizin demişler. 1358 de var aslında. O da bizim. Aynı uygulamalar orada da yapılmış resmi olarak. Evet. Ondan sonra şimdi şu gelelim. Şu inşaat ruhsatına bakabilir miyiz? Şimdi ona geliyorum. Şimdi öncelikle bu tespit formudur. Bu neyin tespit bu formu? Bizim yeminli neymiş tespit formu. Bu binamızın 1987. Belediye müşavir alanı içinde 87 yılında. Evet, 1987'de tespit formu yapılmış. Evet. Bu belediye imar müşavir alanı içindedir diyor.
Evet, beni şöyle gösterelim. Komşu ve yola tecavüzü yoktur diyor şurada. Ayrıca dükkanlarımız yazılı, işte dairelerimiz yazılı. Bakın 1987, Yenişamca Mahallesi, Mimar Sinan, Mevlana şu anda tapuyla alakalı rant elde etmek midir bilmiyoruz. Bu soruyu sadece biz soruyoruz. Savcılarımıza, hükümetimize bu konuda, bakın deliller burada. Biz suç duyurusunda bulunuyoruz. 83'teki çıkan haftan önce yapıldığına dair. Bunlar şu anda Ataşehir Belediyesi'nde olmadığını söylüyorlar. Bu var da sümen altı mı edilmiş, yoksa bilerek ilgilenilmiyor mu? Yenişamca'nın bu durumuna kimler gözünü yumuyor? Bu göz yumma rant mı? Gelelim gene burada. Mesela belediye ne demiş burada? Burada bina tespit formunu yaptı. Bina hepsi var. Dairelerimiz evet. Hepsinin yapı hissi. Evet, zemin kat daire kullanmıyor. Normal kat diyor. Kalan diyor. Komşuyla tecavüz yok. Olarak zemin dört dükkan vesaire. Bu hani evet. Bu bizim 14. başvurumuz. 14. madde dışındadır demiş. Evet. Bu bizim başvurumuz. Biz buraya hemen şurada gösteriyorum tekrar. Belediye müşavir alanları sınırının içinde diyor. Mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara ait başvuru dilekçesi. Yani imar affı. 1983 yılında da imar affı çıkartılmıştı. Bakın, hükümetimiz bir imar affı çıkarttı. Fakat imar affı binası kaçak olanlar bundan yararlanacak. Buradaki İsmail Bey burada evet 1987'de imar affı yapılmış ve bu imar affı da şurada gösterelim. Burası ne yazıyor? Tam olarak şey yapamadım. Belediye müşavir evet. alan sınırları içinde imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara ait başvuru dilekçe formudur. Yani şu anki çıkan şeyi kanunun aynısı. 1983 yılında, bakın 1983 yılında da aynı kanun çıkmış. Başka bir hükümet geldiği zaman aynı işlemleri yapmayacağını nereden bileceğiz? Şu anda 1987 imar affı çıkmış belgeler var. Gördüğünüz gibi. Yine tabii bizim... Yenişanlıca, Mimar Sinan, Mevlana. Bakın gördüğünüz gibi. Bunları paylaşmanız gerekiyor. Sesinizi duyurmamız için bunu paylaşmanız gerekiyor. CİMER üzerinden, BİMER üzerinden gerekiyorsa... Bakın evraklar burada. Hemen şunu göstereyim. Röleve projesi. Bunu zaten inşaatla uğraşan arkadaşların çoğu bilir. Röleve projesi ne yazıyor? Cemil Ünal, Üsküdar, Yukarı Dudullu, Yeniçamlıca Mahallesi, Paftaada evet. vesaire bizim burası. Burada gözüküyor. Şimdi yapı hisseli parsel üzerine imar mevzuatına aykırı olarak zemin, kat, dört dükkan, bir daire. Normal kat, kalanlar dikilmiş, yarım inşaat vesaire. İskan ve ruhsat verilmesi için müracaatımız oldu bizim. Yani aslında resmi burada, yolla. Burada imar affına başvurdunuz. Aynen burada sonraki da sonraki süreçte de tabii, aynı. Yani, size iskan ve ruhsat verildi. Şu anda iskan ve ruhsatımız da var. Aynen geliyorum. Bakın burada da İsmail Bey'in Üsküdar Tapu'da ne yazıyor? İmar ve ruhsat verilmesiyle alakalı proje çizilmiş. Projeyle alakalı belgeler İstanbul İlçesi Belediye Başkanlığı'na kaşeli, mühürlü. Bakın bunların hepsi fotokopi mi? Gerçekleri var. Var. Gerçekleri bende. Ve bunlara ulaşıldı. Bunların bir an önce yetkililere, Ataşehir AK Parti İlçe Teşkilatı'na, Ataşehir'imizin gazetelerine, Ataşehir'imizin duyarlı vatandaşlarına ve mahallenin tapularının sahiplerine, kendi tapularınızın da bu şekilde olduğuyla alakalı bir belge. Gördüğünüz gibi. Gelelim buraya. Ruhsat ve yapı kullanma izni ile birlikte. Yarım inşaatın tamamlanmasına izin almışız. İnşaatımızı yapmak için ruhsat bedellerini, yani inşaat ruhsatı bedellerimizi ödemişiz.
ruhsat, iskan paralarımızı ödemişiz. Nerede? Bu bina şey var, iskanda vardı, onu da göstereceğim zaten. Bu hızlı şeyi geçin diye tekrar ruhsat ve şeylerin bu ne orijinal yine? Hali. Aynı binanın, orijinal değil mi? Evet, binanın. Biz evet. İki yere de ruhsat almıştık. Evet. Odur. Şunu yine ayırdı. 87'den beri, 73'ten beri evraklarını atmamışlar amcamız. Ve bunun şu anda aslında büyük bir belgedir bu. Şu anda tapu, Ataşehir tapunun ile alakalı büyük bir belge. Ya arkadaşım evrak kaybolur mu ya? Bakın tapu dairesi. En güvenilir evet, yerdir. Evrakları kaybettim. Tapuyu kaybettim. Evrakları kaybettim diye bir durum var mı ya? Bakın eğer bunu evrakları saklamasaydı gitti. Aynen. Gitti. Şu anda biz bu yayını yapmamış oluyorduk. Ne bizim iskanımız olmuş oluyor, ne imarımız olmuş gördünüz. Oluyor, ne bu ödediğimiz bunlara, imar paraları, afları. Yetkililere İsmail Bey'i arayarak ulaşabilirler. Aynı şekilde başkaları da varsa lütfen bize ulaşsınlar. Ben şurada şöyle diyeyim kısaca. Elinizde şu evrak da var mı deniliyorsa o da var. Öyle evet. Diyeyim kısacası. Yani buralarla ilgili ya sizde şöyle bir evrak da varsa hani bu iş tamamdır denecekse sizde o evrak da var. Bir yüzlerce evrak aynen, var. Yani kanunen yasal olan ne varsa hepsi bizde var. Mesela 3290 sayılı kanuna göre belediye ve müşavir anan sınırları içinde kalan yapılara ait müracaat formu diye. Burada müracaat formumuzu yapmışız biz. Oraya yerimizi her şeyin yasal olduğuna dair tüm müracaatlarımızı yapmışız. İstanbul Üsküdar, Üsküdar Yeniçamlıca diye yazıyor. Burada müracaat formu. Bunu geçirelim tekrar oraya. Şimdi sonuç olarak ben müracaatlarımı yaptıktan sonra bize sonuç geliyor. Yapı hisseli parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak zemin kat, 4 dükkan, 1 daire, normal katın konuları da yarım inşaat halinde iskan ve ruhsat verilmesi. Çok güzel bakın. Diye bakın. Şu anda dilekçeye yani karşılık. Batı Ataşehir'de her şey imarlıdır. İskanı ruhsatı vardır buyurun. Ya Yeniçamlıca Mahallesi'nin. Paralar ödenmiş. Hepsi ödenmiş. Bakın burada paralar ödendiğine dair şey var. Belgeler var. Bunlar belge. Fotokopi ikinci belge. Şunu gösterelim onun. Burada da özür diliyorum. Tabii. Bakın burada diyor ki yapı hisseli parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak zemin kat, 4 dükkan, 1 daire, normal katın kolonlar dikilmiş yarım inşaat halindedir. İskan ve ruhsat verilmesi. Kim söylüyor bunu? Üsküdar Tapu. Evet. Şu anda Üsküdar, Ümraniye sonradan burada ya var ne bir şey diyor. Yani onların şeyleri işte. Evet. Üsküdar hangisi? Ya bunların kaşeleri var zaten. Evet. Yani ben çok evet. Bakın gördüğünüz gibi. Resmi. Ayrıca onun ödemesine bakarsanız iskan ödemesi. İskan belgesi almışız. İskan belgesinin ödemesi bu. Kameraman. O dönemde musun? Yani o dönemin parasıyla 7000 lira mı? 70.000 lira mı? Yani nedir ben onu çok bilemiyorum. O dönemin parasıyla şu anki dönemi karşılaştırmak zor. Ama evet. Ödemişiz. Burada gene işlemle ilgili inşaatımızın ruhsatlarıyla ilgili vergi dairelerini veya şeyleri ödediğimiz İskan, makbuzda. İskan makbuzu yazıyor. İskan makbuzu. Çünkü biz burada bir iki yerinkini de aldık öyle. Sonradan şöyle bir daha çekelim. Üstüne kalktık. Zaten bunlar var. Biz burada tekrar söylüyoruz. Yeniçamlıca, Mimar Sinan ve Mevlana. Bakın bunlar önemli evraklar. Bunlar sizin geleceğiniz. Bakın bunları gerekir suç duyurusunda bulunun. Şimdi az önceki demiştim imar şey diye ruhsat ve için bu ikinci belge. Mesela birincide farklıydı burada 3 daire. Evet. 4 dükkan diye söylüyor. Az önce evet. Çünkü niye bizim alt katlar vardı yarımdı. Ondan sonra biz tekrar oraları tamamlıyoruz şey yapıyoruz yeniden müracaat ediyoruz. Oraların da imarını iskanını alıyoruz tekrar. Sonra... Evet. Bizim bina 4 katlı. 1987 diye geçiyor. Şurada görüyorum. Evet burada. Evet. 87 yılında. Yani biz 21 Eylül 1987. Gözüken... Bakın bu neresiymiş? Belediyesi. Üsküdar Belediyesi yazıyor. Yani zaten Üsküdar'a bağlıydık. Sonradan evet. Ümraniye'ye en son geçti. Zaten kaşeler, geçtikten sonra bir şeyler döndü. 10 Kasım 1985 öncesi yapılmıştır. Evet, o tarihten önce binaların bakın, yapıldığına dair. Çıkan evraklar, af yasası da vardı o resmi zaman. Resmi evraklar. İmar affı vardı o dönemde. İmar affından yararlanarak resmi evraklar. Gördüğünüz gibi. Evet, gelelim şimdi inşaat ruhsatımız. Evet, şöyle bakalım ne yazıyor. 1974 yılında
harç makbuzunun tarih ve numarası yazılı 70 metrekare diye bir inşaat ruhsatımız alınmış. Peşine tekrar 100 metrekare diye inşaat ruhsatımız alınmış. Bedelleri zaten ödenmiş. Hepsinin de kontları mevcut. Tarihleri 1974 diye yazıyor. Buradan okuyabiliyorum. 1974 burada da iki tane ayrı yer için. Birisi farklı, birisi farklı diye bir de burada. İkisini de almışız. İnşaat ruhsatlarını koyduk. İskan belgemizi almışız. Yeni Çamlıca Mahallesi'nde iskan belgemiz var. Kanunlara uygun, altında kaşesi imzası ve bedellerini ödemişiz. Evet. Yukarı Dudullu Köyü diye geçiyor. İskan belgesi. Evet. Üsküdar ilçesi, Yukarı Dudullu Köyü. 100 metrekare. Evet, 100 metrekare. Evet, birinde 70, birinde 100 diye. Çünkü bizde hiçbir yer kaçak değil, her yere resmi yollarla almışız. Evet. Sonuç itibariyle tekrar geriye döndüğümüz zaman şuralarda başka bir şey var mı? Ona bir bakayım sonra. Bakın, izlemeye devam edin. Çok önemli noktalara geliyoruz. Evet, şimdi. Ve bunları paylaşalım. Şimdi buralardaki az önce dediklerim müracaatlarımızla ilgili tüm ödeme vergisinden tutun da inşaat ruhsat bedelleri olsun, her taraflar olsun. Önce bir iki katlı, sonra üzerine yapılan, yeniden yapılan katlar için tekrar imar müracaatlarımızı gene yapıp inşaat ruhsatımızı almışız. Yani ruhsatsız yapımız yok. Sadece en üst dördüncü kat için tekrar biz üç katı yaptıktan sonra dördüncü kata malzeme artıyor. Arttığı zaman sadece bir dördüncü katı sözlü olarak beyanımız var. Sözlü olarak izin vermişler bize. Tamam, yapabilirsiniz. Yani burada sadece bizim her şeyimiz imarlı, iskanlı. Bir üst kattaki. En üst kata derlerse bir sonradan yapılmış yer. Hadi onun belgesi olmayacak. Bir tek orayı için bedel ödeyin. Hani belediyeden imar mevzuatına şu an derlerse. Tamam, onu da gene öderiz. Bizim devletimizde boynumuz kıldan incedir. Her şeyi kanuna uygun yapıyoruz. Ama işin içinde fırıldaklık olmayacak. Yani ben bir her yeri kanuna uygun almışım. Parasını ödemişim. Tapum zaten iskanı hiçbir şey vermezler. 224 metrekare bana ait olmasa. Çünkü belediye kayıtlara giriyor. Görüyor. Şu an nasıl? İmardan başvurma için tapu kayıt bilgilerini giriyorsun. Tapu kimin üzerineyse onun adına imar çıkıyor. Yani o yer onunsa. Aynısı benimki o zaman da hep alınmış. Yer bana ait. Ha, bunları söyleyeceğim birazdan. Şunu da buraya koyalım. Şimdi bu diğer yazışmalara peşine giriyorum. Şuradaki neymiş? Taşınmaza ait tapu kayıt. Hamdin Ali. Bunu da şuraya koyalım. Çünkü bunları birazdan açıklama yapacağım. Bunlar yazışmalarımız. Şimdi onlara da gireceğiz. Burada. Şunu da göstereyim ondan sonra. Evet. Peki her şey yapıldı. Derler ki. Bu nedir efendim? Önce bunu söyleyin. Bu imarlı, iskanlı yerlerde proje olması şart. Bu proje kaşeleniyor mu? Bu projemiz. Onaylı projemiz. Yani bakın, kim neresi yaptı o dönemde. Bunu tapuya veriliyor mu efendim bu? Tabii orası şey bize veriyor, bu isken misken almak için. Şurada yazıyor. Ne yazıyor? İstanbul, Üsküdar, Yukarı Dudullu, Yeni Çamlıca. Evet. Bizim buraya ait binamızın projesi. Bu gördüğünüz fotokopidir tabii. Aslı orijinali biraz daha farklı. İçeride var, orijinali evet. De var. Bu onun fotokopisi. Her tarafı görebilirsiniz. Binamızın her tarafının o dönemde her şeyi belli. Bunu tarihleri. Mimarlık bürosuna mı çizdirdiniz? Tabii o dönemde neresi babanız çiziyorsa çizmiş. Biz belediyeye müracaat ettik. Bunun için belediyeye müracaat ettiniz. Parasını ödedik. Projemizi çizdirdik. Gördünüz. Şu an kart mülkiyeti alabilmek için proje şart. İmar evet. Başvurusu yapsanız bile dairelerin kart mülkiyeti için sizden proje isteyecekler. Bakın, gördünüz mü? Ben projemi her kat ayrı ayrı gözükecek şekilde projem var benim. Bakın şurada yazar. Mesela giriş cephesi. Giriş cephesi yazar. Ondan sonra burada katlar, daireler. Mesela dördüncü daire. Bunların hepsi ayrıyetten yazıyor. Hani birinci daire, ikinci daire. Yedi tane dairemiz var. Altı daireninkisi burada mevcut. En üst kat demiştim çünkü ben. Beş kat mı? Öyle bir şey mevcut burada. İki. Tam bilmiyorum. Fotokopi de. Neyse. Evet. Fotokopi. Tam buradan anlayamıyorum. Evet, hani tamam. Detaylarını ben çok tamam. Profesyonel değilim. Siz lütfen... Bu üç mahalleye sesleniyorum. Paylaşın. Bakın, gidin savcılığa şikayette bulunun. Gerekli siyasi otoriteleri ayağa kaldırın. Bunlar önemli nokta. Halk uyumayın. Bunlar önemli, bakın. Gidiyor. Resmi tapunuzda
Birileri çöküyor. Bu evraklardan sizlerde de olabilir arkadaşlar. Ben buradan bunları paylaşıyorum ama ben bu evrakları buldum babam sakladığı için. Belki sizin babalarınız da veya işte o dönem kim ilgileniyorsa belki onlar da bunları yaptı. Belki sizde de bu evraklar olacaktı ama kaybolmuş olabilir, bir şey olabilir. Yani bunları araştırmanız gerekiyor. Bu kayıtlardan belki sizin de var. Belki siz de imara başvurdunuz o dönemde. 80 darbesi oldu. Yapılmışsa tabii ki tapuyu alan kişi de mutlaka bundan faydalanmış demek. Başvurup ödeyenler faydalanmıştır. Tabii tabii. Yani şimdi de yasa çıktı. Bazıları ödeyeyim, bazı ödemeyeyim diyor. Ben derim ki ödeyin. Ya hiçbir zaman devlet hakkınızı kaybetmez. Yani gerçi biz şimdi hakkımızı kaybolmuş hakkımızın peşindeyiz. Şu anda böyle bize de diyecekler o zaman şimdi. Hani devlet kaybetmez. Ha. Ödemişsiniz sayı 72 sizin hakkınız yok. Nerede diyecekler tabii evet. Diyenler ama şimdi ben o zamanki iktidarla şu anki iktidar veya partiler arasında çok şey değişeceği için bir de buradaki dönen oyunlarla... Efendim kanun kanun değil midir? Kanun kanundur yani ama... Yani 1972'de yapmış olduğunuz imar affına bugün neden yararlanamıyorsunuz? Her gelene bir para mı ödeyeceksiniz o zaman? Yani böyle o var. Bir mantık olamaz yani. Bir de burada şimdi belediye başkanlığının o dönemde hani bu işleri yapanlarda belediye başkanlarının bu işte ne kadar parmağı vardır? Belediye içinde tapuda görevli kişiler parmakları içinde her şeyi çevirebiliyor. Şu an nasıl tapu dağıtılmış? Bunu kim dağıttı? Araştırmaya kalksanız ucunu git 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 belki de hani kimin yaptığını şey yapamayacaksınız ama birileri yaptı bunu. Birileri o tapuları bakın, dağıttı. Her şeyin bir izi vardır mutlaka. Aa, işte iz yani var. İzler var. Var. Kimlerin yaptığı var. Bunlar bulunacak. Gerekiyorsa Ümraniye'de bunları kim yaptı? Evet. Onlar da bulunacak. Çıkacak ortaya. Evet. Ben şimdi burada tekrar hepsini elden geçirmek bulunmalı. İstemiyorum ama katil nasıl araştırılıyorsa şu anda bulundu. Burada bulunmalı. Çünkü bulunacak. Bu da halkın malına çökmektir. Bu da bir aynen şey. Benim kendi yani kanuni şey yok. Hakkıyla kendi aldığım yerin yani yer resmen elimden uçurulmuş ya. Kimler gasp burada? Edilmiş. Gasp edilmiş ya. Birilerine peşkeş çekiliyor. Evet. Burada büyük bir rant dönüyor. Büyük bir hani ortada çok ciddi paralar dönüyor. Neden? Milleti ipotek borçlusu yaptılar. Herkesi yaptılar. Birilerine borçlandırdılar. O birileri kim? 50 senedir neredeydi bunlar? Bir Ümraniye tapuları verirken, şu tapuları verirken mi ortaya çıktılar? 224 evet. Metrekare yerimiz vardı. Ümraniye tapu belediye başkanı o zaman Hasan Can'dı. Buraların tapuları çözdük Mehmet dediğinde. Bingöl. Mehmet Bingöl zamanında bu olay oldu. Ama Hasan Can tapu olaylarınızı ben çözdüm dedi. Bize bu tapuyu verdi. Mahallede ilk bize verdi. Aşağıda toplantı yaptı. Evet. İlk mahallede 180 metrekare olarak bize müstakil tapumuzun örneğini verdi. Tapudan dedi gidip aslını alabilirsiniz dedi. 180 metrekare dedi ki 224 vardı. Neden 180? Yol payları düşüldü. Tamam madem öyle dedi kabulümüz. İşgal etmiş miyiz? Yok zaten işgal etmemişsiniz. Ki kayıtlarımızda da belli. Biz o zaman da yol işgali yapmamışız. Evet. Yerimizi tam böyle şeye uygun yapmışız. Sonra tapuya gidiyoruz. Tapumuzu isteyeceğiz. 180 hani bize örneğini verdiler ya burada. Tapuya gidiyoruz. Tapuda diyorlar ki 180 metrekare tapuyu size veririz. Fakat buranın sadece 7 metrekaresi sizin, 173 metrekaresi hamdun ağacı kayın. 72'de evraklar burada. Borcunuz yok. Her şeyiniz ödemişsiniz. Her şeyiniz resmi. Ve birilerine borçlandırılıyorsunuz. Sene 2005 galiba. 2005'te ortaya birileri çıkıyor. Savcılıklara, halkımız adına suç duyurusuna bulunuyoruz. Şu anda bir problem var. Bir rant var. Savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Evet, halkımız mağdur. Bizim sorunumuzu çözebilecek tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanım, sizler sessiz yığınlar sesisiniz. Şu anda burada bir rant var. Bu rant altında ezilen halk var. Biz Cumhurbaşkanımızdan yıllarca istiyoruz. Yıllarca sizlerin arkasında durmuş insanlar var. Bizi başkalarının eline bırakmasın. Yani Cumhurbaşkanımız bizi tek bunlardan kurtarabilecek Cumhurbaşkanımızdır. Çünkü o dönemde imar affı çıktığında da 1980 darbesi yapılmış. 80 ile 83 arası araştırdım hepsini. Onun da belki şeyleri var bende. 80 ile 83 arası askeri yönetim yapılmış. 83 yılından sonra bir partiye devredilmiş. İmar affı da o zaman ANAP herhalde birisi. ANAP. İmar affı o zaman çıkartılmış. Biz o zaman
İmar affını gene başvuru evet, yapmışız. Rahmetli Turgut Özal zamanında yapıldı. O evet. zaman imar affımızı almışız. Peki bizim aldığımız imar affı geçerli bir aff değil mi? Devlet çıkartmış. O zaman halkımız nerede? Tapu daire, tapularımızda neden o imar kayıtlı değil? Veya ondan sonraki süreçte iskan almışım, inşaat ruhsatı almışım, projemi çizdirmişim, her şeyimi kanunlara uygun yapmışım. Benim müstakil tapum nerede? Ve hani, siz borçlandırıyorsunuz. Müstakil tapum nerede? Ayrıca müstakil tapuma bir bakar mısınız? Şunu tekrar göstereyim. Benim 2005 yılında belediyeden aldığım, tüm bunları ödediğime rağmen şurada 2005 yazıyor. Benim tapumda arsa yazıyor. Bakar mısınız? Gördüğünüz gibi bakın. Siz binanıza uygun yapıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Var, ruhsatım gördüğünüz var, gibi bakın. Var, bedellerini arsa. Demişim. Arsa. 2005 yılında arsa diye geçiyor. Bu diğer ödediğim paralar nerede? Bakın Yenişanlıca şu anda uyanın. Şu anda bir sıkıntı var tapularda. Bu paralarımızı kim niye aldı? O zaman ödesinler bize bu eski paralarımızın hepsini, inşaat ruhsatını evet. kim aldıysa geri ödesin. Burada benim... Savcılıklara suç duyurusuna bulun. Oturmayın. Cimer'den Bimer'den yazın arkadaşlar. Bu zamana kadar kimse ses çıkartamadı. Neden çıkartamadı? Ses çıkartmak isteyenleri susturmuşlar. Evet ben artık Yargıtay da kararı bozduğu için şu an bunları rahatlıkla açıklayabiliyorum. Neden? Çünkü zaten evrakları bulmuşum. Hakkım olan bir şey, kanunen hakkım olan bir şeyi aramak istiyorum. Evet. Ben şuradan şurada bir resim daha gördüm. Aynı resim midir efendim? Evet, o burada şeyden aynı az önce evet, oradan aldım evet. bunu. Ben şeye bakıyorum. Burada size yüzlerce evrak var. Resmi. Çok evrak bunları var. Kaybolmasın diye. Peki efendim tehdit ediyor musunuz? Tehdit var tehdit, mı? Tehdit yani bizler bunları açıklarsanız diye zamanında mahallede birileri söyledi bize. Kim bunlar efendim? Yani ben şimdi şu bu diye isim şey yapamıyorum ama nedir bu alacaklı olan kişiler ipotek paralarını ödemek istemeyenlere ve hani bu belgeleri ortaya çıkartırsanız ortalık ciddi anlamda karışır. Yani bunu bir yolunu yordamını bulalım kime yapılırsa diye dediler. Ben, İsim verecek misiniz yoksa? İsim yani şu an için sorun çözülecekse bu işin adli makamları var. Onlar yapması lazım. Her şu anda siz tehdit ediliyorsunuz. Yani şu an bu evrakları açılmamız... ortaya çıkartmayın diyorsunuz. Bakın aynen. Evraklar ortada. Tehdit var. Yenişanlıca, Mimar Sinan, muhtarlarımız, siyasi otorite. Şu anda gördüğünüz gibi resmi evraklar burada. Ben şimdi bir şeye daha burada var ama... Bunların içinde de şimdi çok evrak olduğu için şey yapamıyorum. Ümraniye Tapu Müdürlüğü'ne bu imar olayında dilekçe verdik. Şimdi ben bununla alakalı şuradaki yazışmalar gözüküyor. Öncelikle CİMER'e başvurdum. Evet. CİMER'e mağduriyetimizi anlattık. Evet. Şimdi onların... Bu arada oraya gireceğim. Bu, onu bu, en sona ayırdım. Her şeyin bir kalbi değil mi efendim? Aynen her şeyin kalbi. Bunlar YETPA kararları. Yargıtay YETPA mı bu? Yok bunlar mahkeme kararları. YETPA'nınkiler de vardı ama benim zaten YETPA'dan daha sağlam kanıtlarım olduğu için evet. YETPA kendine göre kendi hakkını arıyordur. Burada yazıyor zaten Hamdi Naci Kayımkaya vesaire bizle ilgili. Şimdi bunun şuradaki şeyine geliyorum. Heh buldum. Başlangıcına koymuşum. Ümraniye Tapu Müdürlüğü'ne bu ipotekler yani tapular dağıtılırken bizi ipotek olayı çıkarttıklarında başvuru yapıyoruz. Diyoruz ki biz her şeyi kanunlara uygun yaptık. Bu yer bize ait. Bu kişileri kim tapulara eklediyse o kişileri çıkartın. Hem mahallede tapusuz oturanlar vardır, yer işgal etmişlerdir. Bu kişiler bedel ödeyecekse ödeyebilir. Çünkü başkalarının yerine konmuştur. Ona evet. bir şey diyemem. Yani ben kimsenin hani tapusuz olmuş o kişiler varsa tapusu kaybolan onun bedelini ödesin. Evet. Tapu dairesinde çalışanlar bir şeyler yaptıysa, yanlış yaptılarsa bunun sorumluluğu onlara aittir. Halk bunun bedelini ödeyemez. Çünkü ben zamanında her şeyi resmi yapmışım. Tapu dairesinde müracaatla söylüyorum. Ada, parsel her şeyi söylüyorum. Yasalar konusunda hatta şöyle kısa bir şey bu okuyayım hemen. Tapu Sicil Müdürlüğü Ümraniye Cemil Ünal diye tarihli dilekçe. Hemen sayılı yasalar doğrultusunda yapılan ıslah imar planı uygulama sonucu Yukarı Dudulu Mahallesi 1114 ada 2 ve 3 parselin 2 tane 3 tane dedim ikisinin evrakları var. Belediyemizce gerekli işlemleri yapılmış. Belediye İfraz harcı tahsil edilmiş olup, yani ifraz harcını falan hepsini ödemişiz. 16.05.2005 tarihi 2000 küsur yevmiye konulan hacizin terkin edilmesini arz ederim. Yani haciz nedir? Bu kişilere bizim yerimizi direktmen ipoteklendirdiler.
ve yerimize hak sahibi. Tapuya direkt bildirdiler. Şu kişiler buradan bu kadar hak sahibi. Gasp edildi. Yani, benim yerime... Anlıyor musunuz sayın sayın seyircilerimiz? Bakın şu anda olayı baştan sona getir. Biz sadece araştırılmasını istiyoruz. Biz delillerimizi sunuyoruz. Geri verilsin. Yani böyle bir şey yok. Kendi yerimiz başkasına gidiyor. Ben şimdi haddim olmayarak burada bir şey demek istiyorum. Bu olayı anlatabilmek için kısaca. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma yapıyormuş. Ama kendisine sunulan evraklar üzerinden yapılabilir. Tapudan belge istiyorlar. Diyorlar ki gönderin biz burayı düzelteceğiz. Tapu kendilerine ne verildiyse, fırıldaklık nereden döndüyse, tapu kayıtlarına ne işlendiyse o şekilde gönderiyor. Aslını göndermiyorlar. Yani bizdeki evraklar yok diye bizim yerimiz 7 metrekare gibi gidecek. İmar çalışılırsa bir şey olursa 7 çıkacak. Şöyle diyelim, Cumhurbaşkanımızın oturduğu ev var Üsküdar'da. Farz edelim ki 50 sene sonra birileri çıktı, 7 metrekaresi Cumhurbaşkanımızın, kalanının da başkalarının olduğunu söylüyor. Böyle bir şey mantığa, akıla mantığa sığar mı? Sığmaz. Herkes kendi oturduğu ev için aynı şeyi düşünsün. 50 senedir oturduğunuz yere daha sonradan bir şeyler çıkıyor. Hem müstakil tapu olur, hisseli olur fark etmez. Yeriniz size ait. Hisseli de olsa yeriniz belli. Her şey kanunla. Zaten imar iskan alınmış. 50 sene sonra sizden böyle bir para isteseler ne yaparsınız? Şu an ben konuyu CİMER'e bildirdim. Anlattım böyle böyle diye. Burada başvurularımız hepsi mevcut. Şurada mahkeme sonuçlarımız mevcut. Gerekli belgeleri istenilen yerlere zaten sunabilirim. CİMER'den mağdur olduğumuz anlaşıldı. Yani Başbakanımız veya Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne talimat gönderiliyor. Cemil Ünal, mağduriyetini giderin. Burada bir yanlışlık söz konusu diye. Var bende, yazışmalar var. CİMER'e başvurduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Cemil Ünal'ın mağduriyetini giderin diye şeyler gelmiş. Talimat geldi. Talimat geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi talimatı hemen yerine getiriyor. Ataşehir Belediyesi'ne konuyla ilgili düzeltme yapılsın diye bildirim yapıyor. Ataşehir Belediyesi geriye cevaben yolluyor. Evet, burada, şu an Ataşehir Belediyesi'nin cevabı nedir? Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik diyor. Ataşehir Tapu Müdürlüğü. Şurada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bize gelen cevap var. Bakın CİMER, yani Cumhurbaşkanlığı tarafından emir geliyor. Geliyor, düzeltin diye emir, geliyor. Düzeltin diye geliyor. Ataşehir Belediyesi cevaben ne yazıyor cevaben, hemen bakalım. Emir derken şunu demiyor, resmi olmayan bir şeyi yapın demiyor. Resmi olan bir durumu yapın diye emir geliyor. Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Tapu'ya CİMER'den böyle bir emir geliyor. Bu emir yalnız resmi, bakın resmi tapusuyla alakalı düzeltme yapın, mağduriyet giderilmesi isteniyor. Özellikle altını çiziyorum. Mağduriyet neyle alakalı İsmail Bey? İmar da tapumu versinler istiyorum. Benim dairelerim belli, her şeyimi resmi yolda yapmışım. Ne cevap geldi? Şimdi burada mesela bakın Başbakanlık, Başbakan Müşavirliği tarihi ve sayılı yazısı ve ekleri konulmuş içine. Hani oraya müracaat evet. Dedim, başbakanlıktan olduğunu görün anlamında yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gene şöyle önlü arkalı. Hemen şuradan. İstanbul Büyükşehir mi Ataşehir mi, özür diliyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başbakanlığınkini Ataşehir'e bildirdi ya. Evet. Ataşehir cevap yazmış. Ataşehir'in yazdığını hemen buradan da kısaca söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir'e yazıyor değil mi? İstanbul Büyükşehir'e evet. Bir de başbakanlığa da tamam, yazmış. Kısa ne yazıyor? Kısaca en altında işte dilekçeler vesaireler, işte kat, işte adalar, parselleri yazmış, evet. Yazmış. Hemen şurada ne demiş? Buna göre ilçe belediyesinin kök tapulara, parsellere dönülme işlemini tamamlaması durumunda ipotek işleminin ortadan kalkacağı anlaşılmıştır. Ne demek? Bu ne demek istiyor? Şimdi bizim üzerimize Ümraniye Belediyesi'nde bir fırıldaklık, yani belediyeyi şimdi suçlar gibi konuşursak yanlış olur. Tapu müdürlüğünde çalışan birileri yapmıştır. Çünkü bizim kurumun kendisiyle ilgili problemimiz değil. Kurumda çalışan kişiler bu işi yapıyor. Bunu her partiden birileri yapmış olabilir. Yani burada biz parti rantçı olarak bir rantçı. Yani vatanını sevmeyen. Aynen öyle. Efendim milletini sevmeyen. Para düşkünü. Çünkü bu işi yapanlar, bakın bu usulsüzlükleri yapanların hepsi devletimizin içerisindekini, vatanı sevmeyen, milletini sevmeyen efendim haramzade. Yetki, devletin yetkilerini hani, kötüye kullanmış evet, kişi. Bu usulsüzlükleri yapanlar da vatan hainleri. Yani, çünkü karıştırıyor, ortalığı karıştırıyor. Ortalık karıştırılıyor. Devletimiz yücedir. Büyüktür, daimdir. Vatan hain dediğimiz kişi ya illa devletine silah sıkan, kurşun sıkan bir şey yapan vatan haini olmuyor.
böyle yerlerde devletin resmi kurumlarında çalışıp da vatanına, milletine hainlik edenler de var. İşte bunlar da bir nevi diğer vatan hainleriyle belki onlardan daha da kötüsüdür. Çünkü seni yerinden, yurdundan, vatanından ediyor. Çünkü evet. Benim burada yerim, yurdum, evim gittikten sonra benim başımı sokacak bir yerim kalmamış. Benim vatanımda ben yurtsuz kalmışım kendi yerimde. Evet. İşte bunu yapan sana her türlü dış güçlerin yaptığını içeriden yapıyorlar. Çok güzel anlattınız efendim. Yani peki. Burada az önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başbakanlığı Ataşehir Belediyesi'nin yazmış olduğu cevapta buradaki bir şey dikkatimi çekmişti. Islah imar planı uygulaması çalışması Ümraniye Belediyesi encümeni kararı verilmiş ilgili tapu müdürlüğünce falan diye burada bir detaylar yazıyor. İdare mahkemelerin kararları vesaire, Danıştay'ın kararları. Nedir bu efendim? Kararın kesinleşmiş olduğu bildirilmiş. İptaline ilişkin, düzenlemesinin iptaline. Yani Ümraniye Belediyesi'nin çıkartmış olduğu şuurlandırma çalışması YETBA'dan dolayı vesaire başka şeyden dolayı Yargıtay bu kararı uygunsuz buldu, bozdu. Yargıtay bozdu. Peki bizim bu ipotek paralarını ödeyenler ne oldu? Ödeyemeyip de yerleri satılanların yerleri ne oldu? Mahallede bu yanlış bir uygulama oldu, Yargıtay'ca belli oldu. Bu karar bozuldu. Ama karar bozulmadan önce ya da karar bozulduktan sonra bile dolaylı yönden devam etti, onu da göstereceğim birazdan. Mahallede parasını ödeyemeyen oldu. Çünkü elinde evrak yok. Böyle bir şey çıkmış. İnsanlar yeri gitmesin diye mecbur kaldı ödedi. Kimisi tehdit aldı ödedi. Kimileri benim gibi direndi. Sonuna kadar direnmeye kalkıyorum. Direneceğim de hakkım olanı arıyorum. Çünkü arkamda biliyorum ki güçlü bir devletimiz var. Bizi bu mağduriyetten kurtaracak bir devletimiz var. Her şeyi çıkartabilecek güçtedir. Devletimiz yetkilileri görevlendirecektir. Ben de gerekli tüm belgeleri kendilerine takdim edeceğim. Gerekli yerlere ediyorum zaten ve bunları da ederim. Kim talep ederse. Bunlar ortaya çıkmalı. Halkın mağduriyeti giderilmeli. Kim soymak istiyor bu halkı? Neden buraların imarları çıkmadı? Veya 72 yıllarda çıkmış bizim evraklarımız niye müstakil diye geçiyor? Yani arsa geçiyor, evimiz gözükmüyor. Bunları devlet yetkililerimizden, Cumhurbaşkanımızdan özellikle ricada bulunuyorum. Burada Ataşehir Tapu Müdürlüğü'ne ben bir başka dilekçe yollamışım. Başbakanlığa tüm her yeri yazışmalarımız, yazmış olduğumuz dilekçelere istinaden başlatılan diye. Burada kayıt belgeleri mevcut. Şurada mevcut. Ataşehir Tapu Müdürlüğü'ne vermişiz. Durumu kendine izah etmişiz. Demişiz ki Yargıtay kararları belli. Bizim işte 224 metrekare yerimiz olduğu belli. Tüm belgelere dayanarak belli. İşte bizim tüm yerlerimiz incelenmesini üzerine konan ipoteğin kaldırılmasını istiyoruz diye. Ayrıca hissedar olarak görünmekte olan Ergün Tekin ile zaten yakından hiçbir bağlantımız olmadığını belli ediyoruz. Yani bu Ümraniye'de olmuş. Borçlu olduğunuz kişi değil sözde mi? Borçlandırılmış kişi evet. Ergün Tekin. Aslında Hamdi Nacim Kaya'ydı. Bizim asıl borçlu gözüken o Ergün Tekin'e devretmiş. Ergün Tekin de başkalarına böyle el değiştiriyor. Yani zaten bu iş böyle yürüyor. Ondan sonra Başbakanlığa vermiş olduğumuz Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehirciliğe verdiğimiz dilekçe. Ondan sonra burada tüm onları falan da yazmışız. Duruma izah etmişiz. Demişiz ki böyle ipoteği kaldırın. Yerimiz üzerindeki tapudan ipoteğimizi kaldırın. Bu kanuna aykırı bir şeydir. Çünkü yerimiz elden ele satıldığını duyuyoruz diyorum. Çünkü birazdan bir şeye de değineceğim bununla alakalı. Bu söylediklerimden birleştirme yapabilirler dinleyen izleyicilerimiz ve yetkililerimiz. Ben çünkü bir yerden bir yere geçmiş gibi oluyorum ama onlar neredekinin cevabını başka yerden alabilirler. Verdiğimiz dilekçeyle ilgili kayıt yapılıyor. Bizlere cevap geliyor ama kök tapuya dönülecek. İşte bunlar çözülecek vesaire. Az önce bir bahsetmiştim. Onların bahsetmiş olduğu kök tapu benim buradaki gösterdiğim Üsküdar kök tapu değil. Onlar Ümraniye Belediyesi'nin bu fırıldaklığın döndüğü yere kadar kök evet. tapuyu çevirecekler. Ne oluyor o zaman? Bu halk tekrar borçlu mağdur çıkıyor. Oluyor. Ataşehir Belediyesi'ne biz bu talepleri yaptık. Dedik ki kök tapuya dönülecek diye bize cevap verdiler. Yani biz yerimizi düzeltin, biz kanunsuz hiçbir şey yapmadık dedik. Kök tapuya dönülünce zaten düzelecek dediler ve Büyükşehir'e Başbakanlığı da aynı cevabı yazmışlar. Ama şimdi burada Büyükşehir... İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, Başbakanlık olsun, bizler olsun, kök tapuya dönüldüğünde tamam biz kurtulduk diye düşünürken Ataşehir Belediyesi'nin asıl kök tapudan kastı bize söyledikleri de onlar zaten bulabilecekleri kayıtları bulmuş, biz de diyor bulabileceksek o kadarını bulabileceğiz. Ya öyle bir şey yok, bizde zaten belgeler mevcut.
Köktapu, Üsküdar Köktapu'ya dönülecek. Üsküdar Köktapu'ya dönüldüğünde de bu Ümraniye'deki kayıda işlenenlerin hepsi ortadan kalkacak. Çünkü onlar rant için işlenmiş kişiler. Mahallede evet. Tapusu olmayanlara herkese Ümraniye Belediyesi'ndeki tapudaki bazı kişiler, tapu belediye başkanlığı vesaireyi ben işin içinde mi değil mi bilemem. Ben halkım, evet. O kadarını bilmiyorum. Bizim kendi hakkımız buradaki kanun hakkımız bellidir. Biz kendimiz ipotekle her şeyi ödemişiz zamanında, imarımızı almışız. Biz kendimize ait müstakil tapumuzu ve katlarımızı hepsi işlenmiş olarak tapumuz. Çok önemli noktada daha gelmedi. Geliyorum, çünkü, onlara çok geliyorum. Önemli. Hızlı şimdi bu imar ve şehircilikler falan dedik. Burada hala şuradaki dilekçelerimiz var. Ama burada işte 7.785 TL değerinde bizim buraya Ergün Tekin lehine ipotek işlemi yapıldığı burada belli, ipotek tahsil edilmiştir diyor. Yani Ergün Tekin'le 7.750 lira ödersek biz o zaman için, o zamanın parası Ümraniye Belediyesi döneminde bize tapu verilirken ipotek yaptılar. 173 metrekare bize, 7 küsür metre bize, 173 onlara vermişler dediğimde 7.700 küsür lira para ödeyeceksiniz dediler. Biz dedik niye ödüyoruz? Yer bizim. Bize tapumuzu verin. Yani biz her şeye kanun uygun yapmışız. Bu kişileri tanımayız. Yani tanımayız derken bizim bunlarla bir işimiz yok. Ha, varsa bir kayıpları bir şeyleri devletin kurumları belli. Yani tapu da yanlış yaptılarsa evet. Tapu ödesin. Veya başka birileri bir yerden bir şey çevirdiyse o kişiler bulunsun onlar ödesin. Yani biz kesin kardeşim burada zaten gördüğümüz 72'den beri tapularımız var. Her şeyimiz resmi. Her şeyimiz belli. Yani, evet. Dop düzenlemesi vesaire işte detaylı bilgilerin hepsi yazılmış burada. Kök tapulara dönülmesi için karar alınmak üzere belediye encümenimiz teklif yazımız gönderilmiş yasal işlemler devam etmektedir. Ataşehir Belediyesi'nin gönderdiği cevap hani az önce İstanbul Büyükşehir'e demiştim. Burada Ataşehir Belediyesi'nin yolladığı cevap. Ona şimdi gelelim. Burada neden Ümraniye'ye kadar dönülüyor aslında bir onu söyleyeyim. Neden dönülüyor? Şimdi geçenlerde bir boykot oldu, bir şeyler oldu. Ataşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapılmıştı. İpotek paraları borcu olanı, özellikle belediye borcu olanların parasını geri iade edeceğiz. O arsaları biz belediyenin kendi şeyini alacağız, bünyesini alacağız diye bir şey çıkarttılar. Yani burada ne var? Bu mahallede çoğu kişi zaten Ümraniye'deki belirli kişiler anlaşma var ortada. Yani bu kişiler danışıklı dövüş var. Orada bu kişiler alacaktı gözüküyor. Bu kişiler sonra buraya aktarıldığında geldiği zaman buradaki sadece oraya kadar dönüyor. Ve belediyelere veya şahıslara neyse bilmiyorum kişilerin paralarını Ataşehir Belediyesi şu an CHP. Bunu söyleyen de CHP'ydi. Arşivlerde var yani ben bunu kendi kim uygulamıyorum. Efendim, kim söyledi bunu? Battal İlgezdi kendi açıklaması var. Ve bununla ilgili de büyük bir mitingler yapıldı. Karşı çıktı halk. Bu ne demek bizim kanun hakkımız yerimizi para ödeyenlerin parasını geriye verecekler. Onların yerleri belediyeye alacaklar. Bu ne demek oluyor? Belediye de onları oradan çıkartacak. Yarın bir gün imar çıkartacak. Küçük küçük parça parça yemek. Halkımız aslında en başından beri demiştim. Bu ipotek paraları çıktığında da söyledim. Dedim ki bakın bu ipotek paralarına itiraz edin, ödemeyin. Çünkü siz zamanında kimsenin yerini işgal etmediniz. Hepiniz belediyeden kaydı. Olanlara değil mi? Yani hepsine, genele, şahıslara da çıkartılana da belediyeden de. Çünkü bu ipotek paraları bir şekilde ortaya çıkartıldı 50 sene sonra. Bunun ispatı yok. Yanlışlıklar olmuş, şöyle olmuş, siz böyle olmuş. Siz ödediniz ama. Ben ödedim. Evet, onlar da ödedi, aynı durumda. Aynen işte ben de onun için yani, ödemeyin dedim. Ben ipotek parası ödemedim, ödemem de. İpotekten bahsediyorum. Hani şu anki tapuda beni evet. Borçlandırmışlar ya birisine. Evet, onu ben onu ödemek ödemem çünkü niye? Onlar zaten bir şekilde bizim konumuz da bu zaten. Yani hem yerimiz elimizden alınıyor hem birilerine bir de borçlandırılıyoruz. Tamam. Bu para ödenmez. Ödemeyin dedik ama kimileri dediğim gibi tehditle ödetildi. Kimileri kurşun yedi ödedi. Kim ödedi efendim? Kurşun yedi. Valla ben duydum. Biz de onun zaten. Herkes onun korkusuna girdi. İşte bu mafyanın elinde bunlar. Ödemezseniz diye bir kişi itiraz etmeye kalkmış. Onu da kurşunlamışlar diye söylediler. Böyle bir yayım sahiplerine oldu. Sahiplerine mi ödemedi? İşte bu işte ipotek alacaklı kişiler mahalleden alacağını istiyor. İşte bazıları o dönemde vermek istemiyor. Vermek istemeyene de sen misin vermek istemeyen diyen. İşte mafya dediler bize o zaman. Hani inşaat mafyası dediler, bir şeyler evet. Dediler. Yani millete korku sardı zaten. Yani yeriniz elinden gidecek. Karşındaki muhatabın kim olduğunu, içini dışını çok bilmiyorsun. Sadece mahallede bazıları var. Bu kişilere yandaşlık yapan kişiler var. Ödeyin kurtulun, ödeyin kurtulun diyen var. Ya kendi yerine niye para ödüyorsun? O ödeyin kurtulun diyen kişiler. Bu Ümraniye'de 390 kişiye tapu verildi.
yandaşlık yapıp halkı galyana getirecekler ya, sizlere biz bunları vereceğiz ama siz de halkı ödeyin kurtulun diye galyana getirin. Ödesinler. Çünkü biraz ödemeye başladı mı arkası gelecek, mecbur ödeyecekler. Evet. Ona emsal gösterecekler. Konuya gelebilir miyiz? Konu şimdi. Noktaya gelelim. Nedir? Ümraniye Belediyesi'ne dilekçe verdik demiştik. Biz oradan hemen konuyu geçiyorum. Ümraniye Belediyesi'ne durumu düzeltin. Bakın burada büyük bir haksızlık yapıyorsunuz dedik. Ümraniye Belediyesi bizim sonucu düzeltmedi. Karşı taraf onu fırsat bildi, bize dava açtı. Ümraniye 3 Asliye'den dava açtı. Bizim davamız devam etti. Pardon, biz mi dava açtık, onlar mı açtı, onu tam bilmiyorum. Ümraniye 3 Asliye Mahkemesi, burada davalar devam ediyor. Davaya cevap verenler bizler ve Ergün Tekin avukatı cevap veriyor. Şimdi buradaki bu dava süreçlerine ben şimdi tekrar şey yapacağım ama kısa geçeyim hemen, buradaki isteyenlere şey vereceğim. Şimdi bu davalar ne oldu? Ne için dava açıldı? Şimdi bu belediyelerdeki yerler, belediye yapmıştı. Biz dilekçeni verdik, düzeltin dedik. Düzeltilmedi. Bunun üzerine dava süreçleri başladı. Karşı taraf bizi açtı büyük bir ihtimalle. Ben şimdi bunların cevaplarında karşı taraf ne olarak dava açtı? Öncelikle o davanın şeyini bildirmem lazım. Burada okuyamıyorum. Çok evrak var da okumuştum ben onu. Şimdi burada Ümraniye Belediyesi bize 7.785 lira, bir 8.000 lira gibi bir şey çıkartmıştı. O zaman 2000 şey, o zamanki paralarda çıkartmıştı. Şimdi tam bilmiyorum. Bu karşı taraf direktmen Yargıtay kararı bozmuş olmasına rağmen bize tutuyor dava açıyor. Açtığı davanın konusu ne? Değer artırımı davası. Yani buradaki hak hukuk meselesini geçmiş. Hak kendinin görüyor. Mahkemeye, mahkeme sürecinde hakime diyoruz. Yargıtay kararı bozmuş. Hakim bey, Yargıtay bu kararı bozmuş. Bu kişiler bizden alacak da değil. Hakimin bize verdiği cevap nedir? Bu dava alacak şey davası değil, yerin kimin olduğuyla alakalı değil. Bu dava değer artırımı davası. Ben arsam aldım, sizden aldım. Evet. İstediğiniz fiyata sattınız. Daha evet. Sonra burası değerlendi. Söyleyeyim. Ben tekrar gelip size dava açıp değer arttı deyip dava açabiliyor muyum? Böyle bir kavram. Onu da açıklayayım hemen. Buradaki dava zaman, peki. Birçok kişi. Şimdi buradaki Ergün Tekin Bey avukatları vesaire. Evet. Buradaki değeri belirleyen biz miyiz? Tapu müdürlüğü mü? Belediye mi? Kim buradaki belirliyor? Değeri belediye belirliyor. Tapu müdürlüğüyle birlikte rayiç bedelleri belirliyorlar. Evet. O tutara itiraz ediliyorsa kime itiraz etmeleri lazım? Bize mi dava açmaları lazım? Belediyeye ya da şeye mi açmaları lazım? Davayı belediyeye tapuya açmaları. Tabii. Çünkü niye? Bu rayiç bedeli belirleyen, buraların rayiç bedeli kaç birisi? 7000 küsür liraya çıkartan kurum neresi? Ümraniye Belediyesi'ndeki tapu müdürlüğü belediye. O evet. Zaman bu kişiler alacağına dair davayı bize değil onlara açması lazım. İtiraz ediyorsun onlara belirle. Ama onları açamıyor. Niye? Devletin dairesi güçlü. Olayın artını kurcalar, seni de atar bir kenara. Biz sana hem elinize böyle bir imkan verdik, hem milletten bu parayı toplayın dedik. Sen tutup bize niye dava açıyorsun? Git o kişilerle biz sizi baş başa getirdik. Alın o kişilerden nasıl alıyorsanız millete dava açın alın dediler. Kanuna uygun mudur? Değildir. Tüm buradaki tüm hakimleri, savcıları böyle konuda göreve davet ediyorum. Değer artırımı davası daha buradaki normal yerler bize ait. İpotek sorunu bile tam çözülmemişken, Yargıtay da kararı bozmuşken bunlar hala eskiye dayanarak devam ediyor ve değer artırımını bize açıyor. Neden bize açıyor? Otomatikman kısa yönden alacağını garantiye almak açısından. Belediye açsa mahkemeleri sürecek, kaybedecek, kazanacak vesaire. Ondan sonra tutar belirlendi. Belediye 7000, işte 8000 demedi de tamam ama 10.000 olsun. O zaman bizden o parayı talep edecek. Ama belediye o zaman ona açtığı davada direktmen karşılığını mahkeme kararlarını sunacak. Bizim gücümüz yok. Avukat tutamamışız. Biz lafımızı dinletemiyoruz. Ama belediyenin var. 8-10 tane, 4-5 tane avukatı var. Neyse. Diyecek ki kardeşim zaten Yargıtay bozdu. Biz böyle bir çalışma yapmıştık. Sizin buradan alacak hakkınız yok. İpotek alacağınız yok. Değer artırımı davası açamazsınız zaten diyecek. Direktmen devletin kurumu mahkemeye de o dilekçeyi sunduğu için mahkeme direktmen iptal edecekti. O zaman bitecekti bu olay. Ama ne oldu? Davayı belediye değil bize açıyorlar. Ve hak davası açmıyorlar, değer artırımı davası açıyorlar. Biz itiraz ettik mahkeme sonucuna ama hakime de söyledik. Bu iptal oldu, hakime dinletemedik. Hakim değer artırımı davası olduğu için dedi, bunda itirazlık bir şey yok, değer artırımı davası açabilir dedi. Yani öyle bir hakları var. Ama bize mi açabilir, belediyeye mi onu bilmiyorum, açabilirmiş. Biz itiraz ettik, hala diyoruz ki ya bu yer bizim diye itiraz ediyoruz aslında. Mahkemeye ya yanlış itirazı bulunuyoruz ya da konu Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay kararında da aynen
buradaki mahkemenin dediği gibi değer artırımı davası olduğu için değer artırımı talebinde bulunabilir. Değer artırımı da şu an mahkeme veya işte şeylerde ne gözüküyorsa o bedeli alma hakkına sahiptir diyor, öyle bitiriyor. Burada sözde kendilerini alacaklı gösteriyorlar. Çünkü mahkeme açılmış, değer artırımı da kazanmış, direkt mahkeme kararıyla da Ataşehir Tapu Müdürlüğü'ne geçmiş oluyor. Ataşehir Tapu Müdürlüğü'ne bizim tapumuz üzerine satılamaz şerh veya ipotek neyse çarçıt onu koyduruyorlar. Şu an tapumuzun üzerinde 173 metrekareye tekabül edecek şekilde kayıtları istedim. Şimdi onlara geleceğim. Onun peşine de en son şeyimizi açıklayacağım. Ataşehir Belediyesi'ne 173 metrekare şurada hemen. Ataşehir Belediyesi'ne biz müracaatlarımızı yaptık. Şurada tüm dokümanlar çıktı. Gösterelim. Onun büyük hali de burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam kameraman? Belediyeden aldığımız Ataşehir evet. Tapu işlemiş hemen. Bu da büyük hali. Şimdi bu büyük halinde şurada Cemil Ünal diyor. 180 metrekare tam hisse. Bakın biz burada tam hisse sahibi olduğumuz buradaki evrakta belli mi? Belli. Ama tam hisse bize ait olduğu halde burada ne diyorlar? İpotek parasını öderseniz tam hisse sizin, ödemezseniz sizin yerinizde 7 metreye düşüreceğiz. 173 metrekaresini öbür tarafa, tapuları değiştireceğiz. Yani bu sefer. Borcunuz olmadığınız kişiye verecek. Borcu olmadığı yere gördünüz, baştan beri anlattık. Yani yere lütfen videoyu tamamen izleyin. Yenişanlıca, Mimar Sinan Mevlana'ya söylüyoruz. Bakın bu sizin için hayati bir meseledir. Aksini zaten iddia edemezler. Çünkü hepsi benim elimde yazışmalı olduğu için kimse böyle olmadı şey diyemezler. Burada 7.785 lira borçla ilgili hemen şurada yazıyor. Nerede bir yerde isim yazıyordu? Burada. Hamdi Naci Kayımkaya diyor. Naci Kaya oğlu diye birisi. O zaman ilk bizi borçlu bu kişiye çıkartmışlar. Kimse bu kişi bilmiyorum. Tamam. Onu devlet yetkilileri çıkartacak. Onlardan da Ergün Teken'e vesaire dağılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Yerimizin üzerine şu an şey koymuşlar. Burada da zaten işaretledim belli. 7.85 lira diye ortaklık payı 180 metrekareymiş. 173 metrekare o dediğim kişiye vereceklerine dair. Yani 173 metrekareyi evet. O kişinin üzerine verecekler. Ben bu parayı ödemezsem. Şu evet. An 180 metrekare tapuyu şey yaptılar yani kendi kafalarında. Aynı model başkalarında şu anda bu mahallede herkes var. De mevcut. Üstelik herkes. Herkesinki aynı, aynı durumda. Yani şu anda birçok mağduriyet var. Bu mağduriyette şu anda İsmail Bey gibi aynı mağduriyette. Şimdi olayın şeyine gelelim. Peki biz tüm bu süreçlerde ne yaptık? Geldik Ataşehir Belediyesi'ne imar şehirciliğine. Noktaya mı geliyoruz? Noktaya geliyoruz kısaca. Daha çok detay var da. Biraz hızlı geçelim. Önemli şeylere, önemli yerlere geçelim. Şimdi CİMER'e bildirdik. Büyükşehir bildirildi, düzeltilsin dedi sorunları. Çünkü onlar da evraklarla ilgili bildirim yaptık. Ataşehir'de konuyla ilgili Köktapı'ya dönecekti, düzeltecekti. Evet. Buraya kadar her şey tamam. Bizim yerimiz düzelecekti. Biz yine Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne tüm bu iskan belgelerini, projelerimiz ne varsa hepsinin burada bakın arka taraftan ışıktan okuyabiliyorum. Evet, müstakil tapu fotokopisi 2005. İskan belgesi. Ben okuyayım. Evet. Müstakil tapu fotokopisi 2005. İskan belgesi fotokopisi 1974. İnşaat ruhsat fotokopisi 1974. Harita örneği fotokopisi 1972. Kroki fotokopisi 1972. Tespit formu fotokopisi 1987. 1987 ruhsat ve yapı kullanım izni. Röle proje 1987 fotokopisi. Bunların hepsini sunarak Ataşehir yazıyor İmar ve Şehircilik Tapu Müdürlüğü'ne bu dilekçeyi sunuyoruz. Peki burada kayıtları var. Bakın şurada 2012 yılı 11-608-03. Evet 608-03 evet. Kayılı dilekçe. Bu dilekçemiz nereye kayboldu? Bizim şimdiki en büyük bir de söylediğimiz bu. Çünkü bu dilekçe bizim, peki siz sordunuz mu Ataşehir'e? Nerede ben sordum. Ne diyor Ataşehir Belediyesi? Ataşehir Belediyesi belediye olarak söyleyeyim öncelikle belediye sizin sorununuzu Tapu Müdürlüğü çözecek dedi. Sonra bunu nereye verdiniz siz? Tapu Müdürlüğü'ne verdim ama belediyeye de verdim dilekçe. Burada belediyelerde de var. Belediyeye şu alt evet. Kısımları vermedim. Çünkü belediyeye normal şey dilekçemi verdim. Siz normal dilekçenizi Ataşehir verdiniz. Ataşehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü evet. Burada. Evet. Buradaki yazışma evraklar nereye gitti? Şurada Ataşehir Belediyesi bakın. Ve Ataşehir Tapu'ya soruyoruz. Halk olarak soruyoruz.
Şimdi Ataşehir Tapu Müdürlüğü'ne söyledim. Evrakları da verdim. Bize cevap olarak belediyeden geliyor. Tamam, sorunlarınız çözülecek. Kör tapuya dönüyoruz vesaire ama o olayı anlattım zaten. 2007'ye dönecek. Ona dönecek. Biz onu istemiyoruz. Benim gerçek hakkım olanı istiyorum ben. Ayrıca Tapu Müdürlüğü'ne ben bu evrağı sunmuşum. Benim bu evrağıma neden cevap verilmedi? Ve kanuni haklarım neden göz ardı edildi? Şu anda cevap verilmedi. 2012'de yapmış olduğunuz şeye cevap verilmedi. Buna cevap verilmedi. Cevaptan ötürü tapum düzeltilmedi. Şuradaki kayıtları az önce size gösterdim. Sonradan evet. Kayıt çıkartıyorum. Hala ipotek alacaklısı karşı taraf gözüküyor. Hala benim imarlı, iskanlı tapum verilmiyor. Ataşehir Belediyesi ile Ataşehir Tapu Müdürlüğü birbiriyle ortaklaşa hareket ediyor. Bak, çok önemli bir konu bu. Çünkü Ataşehir Tapu'ya gidiyorsun. Ataşehir Tapu'ya gidiyoruz. Ataşehir Tapu diyor ki senin işini Ataşehir Belediyesi çözecek. Belediyelere yazışma yapıyoruz karşılıklı vesaire. Belediye söylüyor senin işini Tapu Müdürlüğü çözecek. Tapu Müdürlüğü'ne en son sorduğum evrağı gidiyorum oraya. Diyorum ki benim böyle böyle bir evrağım vardı. 2012'de verdiğim evrak var. Kayıt numaram var. Benim bu evrağım nerede? Ne diyor size? Kayıp. Ataşehir Tapu Müdürlüğü. Tapu Müdürlüğü. Tapu belediye müdürlüğü. Bu konuda gittiniz mi? Kayıp belediye olarak. Yok. Belediye zaten yazışmalarımız olduğu için sürekli bu süreçte. Ataşehir Tapu bakın 608-03 no'lu verilen evrakları kaybediyor. Bilerek kaybediyor yalnız. Burada bir şey var. Ona geleyim. Bilerek kaybediyor. Orada çalışan bir tane arkadaş var. İsmi lazım değil. İsmini zaten bilmiyorum da. Yani bir tanıdık vasıtasıyla. Bunların fotokopisini değil de aslını verseydiniz tamamen yok olacak. Tamamen yok olacak. Aslını verir miyim? Sayın yetkililer. Bakın. Aldığım resmi cevap... evrak kayıp oluyor. Alınan cevap kayıp. Kayıp bu derken. Bu suçlu, suçtur. Derken, kayıp derken oradaki bana söylenen ne biliyor musunuz? Nedir? Açıkça söyleyeyim buradan. Sizin belgelerinizi Ataşehir Tapu Müdürü görüyor ya da oradaki yetkili kimse bu evrakları hemen yok edeceksiniz diyor. Bakın hemen, savcılara söylüyorum. Bu. Suçtur bu. Suç ve şu anda savcıları göreve çağırıyoruz. Halk olarak göreve çağırıyoruz. 11-01-2012-608.03 Kim söyledi? Ataşehir Tapu Müdürlüğü'nden alıyorum. İmar ve Şehir. Bunu diyen kimdi size? İsmini bilmiyorum. Ataşehir'de görevli bir arkadaş. Zaten ismi böyle bir konuda isim evet. Zaten olmaz. Evet. Ama bana yani bulsunlar, çıkartsınlar ispat edebiliyorlarsa. Oradan bizim aldığımız nedir? Sizin evrağınızı, iskanlığını vesaire ortaya görünce bunlar bir anda tutuştu. Bu evrakları sakın ortaya çıkartmayın dedi. Bu evraklar nereye gitti? Kimler neden benim evraklarımı görmezden geldi. Benim bu yazışmalarım ta nerelere dayanıyor? Ama son noktaya geldi, artık birileri çözüm bulması gerekiyor. Neden artık böyle olayı şey yaptı? Çünkü Büyükşehir Belediyesi şu an çalışma yaptığı için bu olayları bilmesi lazım. Yanlış bir şeye karar verilirse bu sefer hiçbir şeyden dönemeyiz. Yani Büyükşehir'e ben zaten başbakanlık Büyükşehir olarak yapıldı ama konuyu bu şekilde bilmiyorlar. Ataşehir Belediyesi'nden veya Ataşehir Tapu'dan da evrakları isteyecekler doğal olarak. Çünkü çalışma yapacaklar. Onlar da bunların düzelmemiş halini verecekleri için biz hiçbir hak savunamayacağız. Peki kişilerden para alınacak. Daha paraların çoğu ödenmedi. Ya da bazıları ödeyemiyor. Bu ödeyemeyenler ne olacak? Belediyeye kendi ödeyecek. Ya da belediyede yandaş olan kişiler bir şekilde paraları ödeyecek. Alacak oraları kendilerine. Kendi yerleri olacak. Yani evet. Çünkü çoğu kişinin yeri gitti buradan, mahalleden gitti, satıldı. Şimdi Ataşehir Belediyesi iki dönemdir burada. Tüm seçim çalışmalarında geliyor. Tapularınızı çözeceğiz. Şimdi bu tapuları hala çözmeden ne yapıyor? İstanbul Büyükşehir kapısına dayanmış. Bu mahalleler için imar çalışması istiyor. Ya neyin imar çalışmasını istiyorsun? Ya halka geliyor diyor ki ben Büyükşehir'in kapısına dayandım. İmar istiyorum ama Büyükşehir beni oyalıyor. Ya Büyükşehir seni oyalama değil. Sen daha bir hatayı düzeltmemişsin. Sen hala kök tapuya döneceğim diyorsun. Nereye döndüğün belli değil. Hangi kök tapuya dönüyorsun? Ümraniye'ye dönüyorsun ve halkın tapularını daha düzeltmemişsin. Halkın tapularını dağıtmamışsın belediye olarak. Kendi yetkinde olan tapuları dağıtmamışsın. Tapuyu dağıtmadan imar çıkartacak. Ondan sonra da zaten buraların paraları kimlere gidecek belliydi. Buradaki kişilerin ellerinden yerleri de alacaklar. Zaten hedef buydu. Ödemeyenlere de yerinizi belediye olarak ya biz ödüyoruz, alıyoruz, yer bizim yerimiz diyecekler ödeyemeyenlere. Ya da ödeyemeyenler zaten icradan satılıyor da alan kişiler kim işte? Bizim peki. Haberimiz olmadan mahallede. Altımıza ne diyecek? En başından beri de söyledim arkadaşlar, birlik olalım. Biz başından beri söylediğimizde
Belediyedeki, bakın parti ayrımı yapmıyorum ama örneğin CHP'yi AK Parti'nin içinden destekleyenler de çıkabiliyor. Halkı kışkırtarak ödeyin diyenler çıkabiliyor. Ya da AK Parti'nin içinden CHP'yi destekleyenler. Çünkü bu içlerinde bulunan kişiler her partide olabilir. Rantçılar para götürüyor. Bunlar rantçılar. Aynen. Ben tekrar söylüyorum. Bir WhatsApp grubu var. Yaklaşık 1000 kişiye yakın. Birlik olun. Birlik olmazsanız bunlar yavaş yavaş elinizden gidecek. Yazık. Kendi menfaatleri için. Evet. Yani milyonlar WhatsApp grubunu insanları... biliyor musunuz efendim? Bilmiyorum. Hiç yani şey olmadı. Bir bana WhatsApp birkaç kişiden var. Ulaşmıştı böyle bu WhatsApp ilgili. Grubuna lütfen ulaşın. Evet. Burada gerekiyorsa muhtarlara ulaşın. Mevlana'nın, Yeni Çamlıca'nın ve Mimar Sinan'ın muhtarları gerçekten çok iyi çalıştılar. Ellerin taşın altına koydular. Bu bir seçim çalışması değil ama gerçekten gövdelerini koydular. Yani şunu diyorlar, biz siyaset muhtarlığı kaybedelim ama yeter ki bu halkımız bizler kazanalım diyorlar. Çünkü onlar da bu geminin içindeler. Muhtarlar eğer sizin sesiniz olabiliyorsa, çünkü sizin tapu sorunlarınız var. Mimar Sinan, Mevlana, Yeni Çamlıca, tek sorununuz tapu sorunu. Şimdi ben burada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi yetkili arkadaşlar, mahallenin genelinde bu imar çıkan son imarla ilgili de noktayı koyalım efendim. Net bir çalışma yapılmadı. Yani halk bilgilendirilmiyor. Normalde halk hakkını savunabilmesi için imar paralarını aslında ödemeleri lazım. Yani şu an sonraki çıkan bu ne demek? İmar paralarını ödemezseniz Ataşehir Belediyesi'nin eline koz verirsiniz. Zaten yani imar barışına tabii imar barışına girmezlerse imar barışını ödeyeceksiniz ki binanızın yıkılamaz belgesini alacaksınız. Binanız kanunlara uygun olarak imarlı diye belge alacaksınız. Bu belge yarın bir gün buralara birilerine peşkeş çekilirse sizin binanızı yıkmak isteyen gelen olduğu zaman karşısına çıkartacaksınız. Devletin verdiği belgem var. Benim binamı yıkamazsınız. Kaçak yapı değil diye. Bakın çok önemli. Yani çok önemli. Burada bunu halka açıklamıyorlar. Yani demiyorlar ki açık açık ya ödemenizi yapın, imar başvurunuzu yapın. Alın belgelerinizi yarın bir gün, çünkü yeriniz elinizden yıkmak için panzerlerle şeylerle gelirlerse binanızı yıkamasınlar, belgenizi gösterin. Bunu halka açık açık anlatmak lazım. Halk ikilemde kalmış. Yani halk ikilemde kalmış. Mantıklı ödeyip ödemeyeceğini evet. Bilmiyor. Yani şimdi kim önde, kim taraf, o ne açıklama yapıyorsa halk ona göre hareket etmeye kalkıyor. Ne diyor? Ya ödeyip de ne yapacaksınız? Yarın bir gün zaten imar gelince yıkılacak. Yerine bina dikilecek. Sana zaten arsana göre hak verecekler. Yani ya arsama göre versinler. Benim burada binam var. Kanuna para ödemişsem benim dairelerime karşı bana hak verecekler. Evet. Ya da yerinde dönüşüm verecekler. Ben binamı müteahhitle anlaşacağım. Bedelini ödeyeceğim. Benim binamı yenile diyeceğim. Biraz kendini alır. Biraz bana verir. Vesaire. Neyse. Buradaki o zamanki anlaşmaya bağlı. Evet. Yani şimdi burada haklarınızı arayın. Birleşin. Arkadaşlar birleşme yok mahallede. Hep yandaş olan kişilerin sesi çok çıktı bu zamana kadar. Belediyeyi tutanlar CHP'yi iki dönemdir şişiriyorlar. Çözecek ya hiçbir şey çözmeyecek. Az önce söylediğim oydu. Büyükşehir'in kapısında dayandım diyor. Battaniye gezdi. İki dönemdir seçimlerinde hep aynı şeyi kullanıyor. Ve tutturuyor da bir şekilde. Ben diyor Büyükşehir'in kapısına dayandım. Mahallenin imarını çözmüyor. Ya mahallenin imarını niye çözsün? Sen kendin daha milleti, halkın mağduriyetini çözmemişsin belediye olarak. Bir tapularını ver. Halk bir mağdur olmasın. Halk bir tamam desin. Halk biz razıyız, tamam tapumuzu aldık desin. Ondan sonra da Büyükşehir Belediyesi'ne biz de müracaat edelim. Bizim de tanıdıklarımız var vesaire. Size destek olalım. Halk olarak komple gidelim. Siz bir iki tane otobüsle Büyükşehir'in kapısına gidip biz imar istiyoruz demeyle olmuyor. Önce tapumuzu çözeceksiniz. Burada bir rant var, bir mağduriyet var. Buna peşkeş çekmeyeceksiniz. Çünkü belgelerimizde de belli. Sizlere müracaat yapmışız. Belediye, Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Tapu Müdürlüğü. Tüm belgelerimizde belli. Benim bu belgem bile ortada kayboluyor. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Kime vereceksiniz? Benim bu belgemin cevabını istiyorum ben. Nerede? Peki. Niye düzeltilmiyor? Bakın, siyaset içerisinde, siyaset yalan söyleme sanatı değil demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Şu anda bazı siyaset yapanlar rant için siyaset yapıyor. Halkın sorununu çözmüyor. Biz halkın sesiyiz. Biz halkın sesi olarak bu hizmete devam edeceğiz.
Yolumuzdan sapmayacağız. Halkın sesi olarak sadece artık gözünüzü açın diyorum. Hayır, bu belgelerin yanında bu kadar belge varken hala yandaşlık yapacak olanlar varsa iftira atmadığımızı herkes gördü. Tüm belgeler var. Bu belgelerin orijinallerini, asıllarını görmek isteyenlere de alsın. Ben şimdi artık bitmişim. Bu zamana kadar maddi açıdan bitirmişler. Evet. Yani benim yapmadığım masraf kalmadı bu belgelere, evraklara ulaşana kadar. Peki. Da gene. Ya o yüzden birlik olalım, birleşelim, hakkımızı yedirmeyelim. Onu söyledim zaten CHP'ye. Fanatik destek tutmak farklı bir şey. Ben bu olayı artık en son çare olarak AK Parti ilçe başkanlığına kadar da ilettim. Kime ilettiniz efendim? Ahmet Bey'e. İlçe Başkanı Ahmet Bey. Avukat Ahmet Özcan Bey'e. Ahmet Özcan Bey'e ve Mustafa bunu? Bey'e. Mustafa Arzık mı efendim? Mustafa, avukat Mustafa yardımcısı. Ahmet Bey'in yardımcısı. Mustafa Çiçek miydi? Tam şimdi şey yapamıyorum. Yanlış bir şey vermeyeyim. Sayın başkanlarım, bakın bunlar iletilmiş. Çünkü ben biliyorum bunlar... ki bu işi Cumhurbaşkanımız çözecektir. AK Parti yani seçim arifesinde şey oldu ama gerçekler bunlar. Evraklar ortada. Çözecek olan da gene AK Parti'den yanadır. Çünkü iki dönemdir CHP'ye neler söyledik, yazıştık, ettik. Evrakları görüyorsunuz. Hiçbir şeyimiz çözülmedi. Yani yakında yerlerimiz elimizden gidecek. Tek kurtuluşumuz AK Parti'nin bir şekilde olaya müdahil olması, olayı çözdürmesi. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımızın. Ama ben Cumhurbaşkanımıza direkt ulaşamıyorum. Facebook'tan bazı belgelerimi paylaştım. Etten doğrulan sayın danışmanlarımız, o fotoğraf çekenler var ya, gidip ellerini Cumhurbaşkanı'nın yanında fotoğraf çekip o Facebook'a koyan mahalledeki bu haberi verebilirler efendim. Yani resim çekinmekle ben koltuğumu sağlamalıyım diye demekle olmuyor. Bakın bizim dilimiz ağırdır. Ağırdır ama anlayana. Biz sadece şunu diyoruz halkın sesi olarak. Cumhurbaşkanının dediği gibi, Mehmet'in başlar yüksekte, ölsek de sevin eve dönsek de. Sanma bu tekerlik kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir diyoruz. Allah nasip ederse bu mahallenin de ebedi inşallah hak yolunda olacaktır diyoruz. İnşallah, efendim. İnşallah. Tek temennimiz Peki. olur, tek güvencemiz de Cumhurbaşkanımız. Bu olayın anında çözüleceğine inanıyorum ben. Sağlıcakla kalın, hayırla kalın efendim.